İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da İlk Adım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde Samsun Muhtarlar Buluşması etkinliğinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı İlk Adım ilçesinde Bakan Soylu'yu ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Ben bütün İlk Adım gençlerim adına hoş geldiniz temennilerimi ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tok'un ardından söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise Samsun'un bugün bir başka güzel olduğunu ifade etti. Evet, vesayetin ve istikrarsızlığın bittiği bir 16 Nisan sonrası inşallah ülkemizde yaşayacağız. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine giden yolda en hızlı adımlarını attığı dönemden geçtiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, inşallah pek yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz vatandaşları dünyanın her yerinde geleceklerine yön verecek bir karar alacaklar diye konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ta 2002'den beri, 2001'de partimizi kurduktan sonra 2002'deki iktidar yolculuğundan beri büyük bir yol aldığını, büyük hizmetler ettiğini ve ülkemize merhale üstüne merhale atlattığını biliyoruz. Türkiye'nin demokrasi tarihinin içerisinde büyük yaralar açılmaya çalışıldığı zamanlarda dimdik durdu. 27 Nisan'daki emuhtu. Cumhurbaşkanının seçtirilmemesi 367 garabeti ve en son 15 Temmuz ihaneti. O gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine yuvalanmış FETÖ terör örgütü üyeleri başı çekerek bir darbe girişiminde bulundular. Sayın Başbakanımızın hükümet olarak ayaktayız, milletimiz müstehil olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben milletimi, devletimi, sahip çıkan milletimi meydanlara çağırıyorum çağrısıyla tüm millet bu sokaklara çıktı ve 16 Temmuz sabahı o karanlık emellere sahip olanlar kendileri karanlığa döndü. 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kurulan AK Parti ve o hareketin bir sloganı vardı: aydınlığa açık, karanlığa kapalı. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bu millet karanlığa hayır, aydınlığa, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına evet dedi. Türkiye'nin yarınlara adım atma umudu varken umudunun kesilmesinden yorulduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da bizi o terbiye etmek isteyenlere karşı "Hayır, bundan sonra bizi terbiye edemeyeceksiniz, bu millet patrondur" demek için bugün Samsun'dayız dedi. Gün geldi. Bu ülkede Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen, onda gelecek umudu görenler, evet, seni hapse göndeririz, seni belediye başkanına seçtirmeyiz, seni bundan sonra muhtar seçilebilecek bir kabiliyeti de getirmeyiz diye terbiye etmek istediler. Gün geldi, bizi 367 ile siz kimsiniz ki, siz ne oluyorsunuz ki, mecliste cumhurbaşkanı seçeceksiniz, siz kim oluyorsunuz, patron biziz, biz karar vereceğiz ve biz seçeceğiz diyerek bizi terbiye etmek istediler. Gün geldi, bu ülkede çocuklarınızı istediğiniz zaman Kur'an kursuna göndeririz. Siz kimsiniz ki bu ülkede kendi dininizi, kendi irfanınızı, kendi anlayışınızı oturtmak istiyorsunuz? İstersek size bir yıllık bir tarih yazar, sizin kökeninizi, sizin meşrebinizi, sizin nesebinizi farklılaştırırız. Siz kimsiniz ki patron biziz diye bir anlayışı ortaya koymak istiyorlar? Bugün bizim Samsun'da olmamızın bir tek sebebi var. Bakanlık değildir, milletvekili değildir. Biz bu memleketin evladıyız. Bunların hepsi bir tarafa geçer. Ama bu memleketin evladı olarak kalmak ve bu memleketin hassasiyetlerine sahip olmak ve 16 Nisan'da o bizi terbiye edenlere karşı "Hayır, artık bundan sonra bizi terbiye edemeyeceksiniz. Bu millet patrondur, bu millet patrondur ve bu millet patrondur" diye bir anlayış ortaya koymak için bugün buradayız.